Danıştay'ın dünkü kararıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş oldu. 2011'de İstanbul'da imzaya atışıldığı için adını İstanbul'dan alan sözleşmenin ilk imzacısı olan Türkiye, İslamcıların baskısına boyun eğdi. Sözleşmenin asıl adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu sözleşme Türkiye gibi kadınların aile içinde, sokakta, gündelik hayatta sürekli tacize, şiddete uğradığı ülkelerde onları koruma altına alıyordu. Peki bu niye İslamcıları rahatsız etti? Çünkü sözleşme ile aile içindeki erkek hakimiyeti sınırlandırılıyor. Kadınlar yeni kazanımlar elde ediyor. Devlet şiddeti önlemekle görevlendiriliyordu. Sözleşme din, töre, namus, gelenek gibi kavramların bir şiddet eylemine gerekçe olamayacağını hükme bağlıyordu. Böylece karısını, sevgilisini öldüren erkeklerin namus cinayeti kılıfıyla serbest kalmasını engelliyordu. Tabii ki kadının namusunu kendi şiddetine bahane sayan, 6 yaşındaki kız çocuğuyla evliliği kutsayan, aile birliğini insan hakkının önüne koyan zihniyetinin hoşuna gitmedi bu. Şiddet nedeniyle, ensest nedeniyle çoktan içten içe çürümüş aile düzeninin bu sözleşmeyle çürüyeceğini, boşanmaların artacağını, eşcinselliğin kurumsallaşıp yaygınlaşacağını öne sürdüler. Bu önemli toplumsal kazanımı geri almayı başardılar. Kadına şiddet bir anlamda meşrulaştırıldı. Şiddet uygulayan erkek yeniden koruma altına alındı. Erdoğan, 2011'de kendi imzaladığı sözleşmeden çekilerek siyasi ikiyüzlülüğüne yeni bir örnek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kendi iktidarlarında İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceğini söyledi. Ancak altılı masanın bu konuda, bu kadar önemli bir konuda fikir birliği içinde olmaması ibretlik bir tablo. Türkiye sığının aile içi şiddet için kol kırılır yen içinde zihniyetinden ve homofobik refleksinden vazgeçmesi daha uzun zaman alacağı benziyor.